Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar, mensubatları birer birer saymıştık. Şimdi onları tek tek ele alacağız. El-mef'ulu bih'ten başlayalım. El-mef'ulu bih. Kale, sınıf dedi ki Bab-ül mef'ulu bih, mef'ulu bih babı konusu. Ve mef'ulu bih'in tanımı nedir? El-ismu, bir isimdir. Demek ki harf veyahut da fiil değildir. El-mansubu, mansub bir isimdir. El-lezi, ki zaten mansubatlar kısmından işliyoruz. El-lezi yaka'u aleyhi el-fi'lu. Fi'il onun üzerine vaki oluyor. Yani fi'il, fi'ilin etkisi onun üzerinde gerçekleşiyor. Artık bu olumlu etki de olabilir, olumsuz etki de olabilir. Yani fiilin olumsuzluğu ya ona etki eder ya da olumluluğu ona etki eder. Fiil onun üzerine vaki oluyorsa biz buna mef'ulu bi diyoruz. Nahvu kavlike darabtu zeyden. Mesela burada darabe fiili tu fa'il. Darabe fiili kimin üzerine vaki olmuş? Zeyd'in üzerine vaki olmuş. İşte bu mef'ulu bi'dir arkadaşlar. وَرَكِبْتُ الْفَرَسَ. Burada rakibe fiili, tu fa'il, الْفَرَسَ nedir? مَفْعُلُ بِهِ. Yani rakibe fiili kime etki etmiş, kimin üzerine vakı olmuş? Feresin üzerine vakı olmuş. وَاَقُولُ ben derim ki, الْمَفْعُلُ بِهِ مَفْعُلُ بِهِ يُتْلَقُ عِنْدَ نَحْوِيِّنَ. Nahviciler yanında kullanılır. Şunun üzerine, şurada kullanılır. عَلَى مَا اِسْتَجْمَعَ ثَلَاثَةَ اُمُورٍ. Kendisinde üç şartı, üç şeyi isticma eden, kendisinde üç şeyi barındıran orada, onun üzerinde kullanılır. Yutlaku inde nahviyine, nahvicilerin yanında kullanılır şurada, ala üzerine şurada. Ma istecma selatete umurin, üç şeyi barındıran şeyde, üç şeyi, üç durumu kendisinde barındıran şey üzerine kullanılır. El-evelu birincisi, en yekune ismen. Birincisi, mef'ulu bi kesin isim olması lazım, isim olacak. Fela yekunu el mef'ulu bihi fi'len. Mef'ulu bi fi'il olamaz. Ve la harfen, harf de olamaz. Ve sani, ikincisi, en yekune mansuben. Bizim mef'ulu bihimiz mansub olacak. Zaten mef'ulu bi mansubat kısmında işliyoruz. فَلَا يَكُونُ الْمَفْعُلُ بِهِ مَرْفُوعًا وَلَا مَجْرُورًا. مَفْعُلُ بِهِمِز مَرْفُوع وَوْتَ مَجْرُور olamaz, mensuptır. وَثَالِسُ üçüncü şart, اَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْفَاعِلِ فَاعِلٍ فِعْلِ, fa'ilin meydana getirdiği fi'il olacak. قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ, onun üzerine vuku bulacak. Onun üzerine vuku bulacak, onun üzerine meydana gelecek. وَالْمُرَادُ بِوُقُوعِهِ عَلَيْهِ, yani bu failin fiilinin onun üzerinde vaki olmaktan murat, kasıt şudur. تَعَلُّقُهُ بِهِ, yani ona bağlı olmasıdır, ona geçmiş olmasıdır. تَعَلُّقُهُ, o fiilin bağlı olmasıdır. بِهِ ona, ona bir bağlılık kurmasıdır, onunla bir ilişki kurmasıdır, onunla bir alaka kurmasıdır. Sevaun ekane zalike min ciheti subuti, fark etmez, eşittir ki olsun zalike, bu min ciheti subuti, yani subut yönüyle olsun. Subut yönü dediğimiz yani olumlu yön, olumsuz olmayan, nefi olmayan, subut yönüyle onun üzerine vaki olsun, onunla ilişkisi olsun. Nahvu fehimtu ed-derse. Mesela burada fehimtu kelimesi neyin üzerine vaki olmuş? Ed-dersin. Hangi yönden? Subut yönü üzerine. Yani burada bir nefi yoktur çünkü fehimtu, anladım. Yani fehmetmenin olumluluğu, subutu dersin üzerine vaki olmuştur. Emkane ala ciheti nefi, veyahut nefi cihetiyle olsun, yani subut cihetiyle değil, nefi cihetiyle o failin fiili, o isme, mef'ulu bi olacak isme
taalluki olması fark etmez, isterse nefi yönüyle de olsun. Nahu lem efhemi derse. Mesela tabi burada şöyle bir yani problem doğuyor arkadaşlar. Biz mef'ulu bihi tanıtırken yani failin fiilinin üzerine vaki olduğu şeyi diyoruz. Şimdi yani nefilerde sen diyebilirsin ki yani hocam yani nefide mesela lem efhemi derse de diyebilirsin hocam ben zaten yani dersi anlamadım ki fehm dersin üzerine vaki olmamıştır diyebilirsin. İşte biz onun için yani bu şekilde tanımı açtık dedi ki yani bizim fiilin onun üzerinde vaki olmadan kastımız yani o fiilin o isimle o mef'ulu bihle ilişkisinin olması onunla bağlantısının olmasıdır. İsterse bu bağlantı olumlu yönde olsun yani gerçekleşme yönünde olsun. İsterse olumsuz yönde yani olamama, gerçekleşememe yönüyle de olsun. Çünkü mesela burada lem efemi derse yani dersi anlamama, dersi anlamama neyin üzerine vaki olmuştur? Tabii ki yani pardon evet yani anlamama meselesi dersin üzerine vaki olmuştur. Anlamama fiili, fail kim ben? Yani benim anlamama fiilim kimin üzerine, neyin üzerine sirat etmiş, neye etki etmiş, neyle alakası var, neyle ilişkisi var? Tabii ki dersle. Onun için yani burada yine bir ilişki var. Yani anlamama yönüyle bu sefer, olumsuz yönüyle bir ilişki var. Diğerinde mesela fehimtu derse de olumlu yönde bir ilişki vardı. Burada ise olumsuz yönde bir ilişki. Ama fark etmez. Bizim aradığımız yani bu fiilin bu isimle bir bağlantısının bir taallukunun olmasıdır. Eğer öyleyse biz buna mef'ulü bi diyebiliriz. Enva'ul mef'ulü bi, mef'ulü bi'nin nev'leri arkadaşlar. Kale, tabi nev'ler dediğimiz biz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi nereden biliyoruz? Fail konusunda işlemiştik. Fail konusunda işte zahir isimde gelen failler vardı. Bir de damir olanlar vardı. Burada da aynısı olacak arkadaşlar. Mef'ulü bi'te de. Yani zahir isimler var, bir de damirler var. Sonra damirlere örnek vereceğiz. Hepsi bildiğiniz az çok kolay olan kısımlardır. Onun için hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Kale, vava kısmani, mef'ulu bir iki kısımdır. Zahirun, bir zahir olan, yani açık olan isimler. Ve mudmer, yani damir olmayan. Zahirin manası damir, damirlerin dışındakilerdir. Ve mudmerun, bir de damir olan mef'ulu birler var. Faz zahiru, zahir olan. مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ Bunun bahsi geçti. Fail konusunda geçti. Burada tekrar ele almayacağız. Şarih söyleyecek zaten. وَالْمُدْمَرُ Damir olanlar kısmani. Damir olanlar ise iki kısımdır. مُتَّسِلُ Yani damirler kendi arasında ikiye ayrılır bu sefer. مُتَّسِل damirler, مُنْفَسِل damirler biliyorsunuz arkadaşlar. Tabi biz yani مُتَّسِل ile مُنْفَسِلِن hangi grubunu? Mensup grubunu değil mi? Çünkü mef'ul. Mef'ulu bir mensubattandır. Dolayısıyla müttesil damirin mensup olanını, münfesil damirin de mensup olanını göreceğiz ki onlar mef'ulu bih oluyorlar. Fel müttesilu ithna aşere, müttesil damirler 12 tanedir. Ve hiye derebeni, buradaki ya, derebena, buradaki na, derebeke, buradaki kaf, derebeki, derebekuma, derebekum, derebekunne, ve derebehu, işte ha, hu pardon ve darabaha ha darabahuma darabahum darabahunna bu diğerleri zaten onların fer'idir. Vel munfasilu 12 munfasıl damirler de yani mensub munfasıl damirler de arkadaşlar bunlar da 12 tanedir. Ve hiye iyaye ve iyana ve iyake ve iyaki ve iyakuma ve iyakum ve iyakunna ve iyahu ve iyaha ve iyahuma ve iyahum ve iyahunna. İşte bu damirlerdir arkadaşlar. Bu damirler arkadaşlar bu damirleri tanımanız lazım, bilmeniz lazım. İnternette bunların şematik şeyleri de var. Onları indirirseniz daha kolay öğrenebilirsiniz. Yani biz şu anda ne işliyoruz? Munfasıl mansub damirler işliyoruz. Munfasıl mansub damirler. İyaya nefse mütekellim vahde, iyana nefse mütekellim ma'al gayr, iyake muhattab müzekker müfred, iyaki muhattab beh me'ennes müfred, iyakuma hepsinin tesniyesi. Asıl ekran hepsi bu şekildedir arkadaşlar.
Bunları ezberlemeniz lazım. Ve kulu ben derim ki yankasimu el mef'ulu bi ila kısmeyni. Mef'ulu bi iki kısma ayrılır. El evvelu zahirun, birincisi zahir olan isimlerdir. Ve sani el mudmeru, ikincisi damirlerdir. Ve kad arafte, sen bildin ki geçen konulardan, özellikle orada fail konusundan bildin ki enne az zahire, zahir isimden murat nadir? Ma yedullu ala ma'nahu. Ma yedullu ala ma'nahu, o şeydir ki yedullu delalet ediyor, işaret ediyor. Ala ma'nahu, manasına delalet ediyor. Biduni ihtiyacin ila karineti tekellumin ev hitabin ev gaybetin. Yani kendi manasına ihtiyaç duymaksızın, biduni ihtiyacın, ihtiyaç duymaksızın, neye ihtiyaç duymaksızın? İla karineti tekellumin ev hitabin ev gaybetin. Tekellum, hitap ve gaybet karinesine, ki bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar damirler. Damirler, mesela ya tekellum, mesela ene kelimesi eğer konuşan yoksa bir şey ifade etmez. Ente kelimesi eğer muhatap yoksa, karşıda bir muhatap yoksa bir şey ifade etmez. Huve kelimesi eğer gayipte biri yoksa bir şey ifade etmez. Yani damirler kendi manalarına, mesela ene, ente, huve, bunlar kendi manalarına tekellüm karinesi, hitap karinesi, bir de gaybet karinesiyle delalet ederler. Zahir isimler ise bu karinelerden bir taneye ihtiyaç duymaksızın kendi manasına isim bizzatı delalet ediyorsa biz onlara da zahir isim diyoruz. وَاَنَّ الْمُدْمَرَ Damirler nedir? مَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَهُ Damirler de kendi manasına delalet etmiyor. اِلَّا بِقَرِنَةٍ Yani ancak o bir karineyle delalet ediyor. مِنْ هَذِ الْقَرَائِنِ الثَّلَاثِ Bu üç karineden bir tanesiyle ancak manasını hatırlatıyor. Biraz önce dediğim gibi mesela ene tekellüm olmasa tek başına ene bir şey ifade etmez. Hitap olmasa ente bir şey ifade etmez. Gaybet olmasa huve bir şey ifade etmez. Yani bu karineler onların manasının ne olduğunu bize gösteriyor. Femisalu zahiri zahire örnek derebe Muhammedun Bekren. Derebe fiil, Muhammed fail, Bekren aradığımız mef'ulu bihtir işte arkadaşlar. Darebe vurdu, Muhammed Bekir'e vurdu. Şimdi burada Bekir kelimesi, yani kim olduğunu, bu manasının kime döndüğünü, yani başka bir karine, diyelim tekellüm, hitap, gıybet karinesi olmaksızın ifade ettiği için, dolayısıyla bu Bekir kelimesi zahir bir isimdir. Ve yedribu Halidun Amran, işte burada da Amr kelimesi yine zahir bir isimdir. Yedribu fiil, Halid fail, Amran, mef'ulu bi yedribu vuruyor, vuracak. Halid Amri vuracak. Ve katafe İsmailu zehreten, yani İsmail bir çiçek kopardı. Katafe fiil, İsmail fail, zehre mef'ulu bi. Zahir bir isimdir. Evet, zahir bir isimdir. Yani çünkü kendi manasına bizzat kendisi delalet ediyor. Bir karine olmaksızın. Ve yaktufu İsmailu zehreten, burada da müdarisini getirmiş, fark etmiyor. Ham madi, ham mudari aynıdır. İkisi de mef'ulubiye etkisi aynıdır. İsmail bir çiçek koparacak. Ve yankansimu el mudmarul mansub ile kısmeni. Tabi biz ne dedik? Dedik ki yani zahirler zaten açık diye söyledik. Damirler ise iki kısma ayrılır. Evvelu el muttesilu. Birincisi muttesil damirlerdir. Ve sani el munfasilu. İkincisi de munfasil damirlerdir. Emmel muttasilu muttasir damirlere gelince nedir bakalım? Fevve ma la yübtede'u bihi el kelamu. Kendisiyle kelam başlanılmıyor. Yani cümlenin başında ilk kelamın konuşmaya başlarken o muttasil damirleri kullanamaz. Mesela buradaki ha damirin arkadaşlar, bu da bir muttasil mecrur damirdir tabi. Bu damiri direkt cümlenin başına hi tek başına söyleyemezsin arkadaşlar. Bir de وَلَا يَسِّحُ وُقُعُوا بَعْدَ اِلَّا Bir de illa istisna edatı var ya. Bu illadan sonra gelmesi de sahih değildir, uygun değildir. Fil ihtiyari tabi ihtiyarda. İhtiyar yani şiir zaruretinin olmadığı yerlerde. Yani normal düz yazıda, nesirde, düz yazıda zorunluluğun olmadığı, yani ihtiyarın olduğu, zorunluluğun olmadığı yerlerde illadan sonra gelmesi sahih değildir. Yani bu muttasıl davranır. Mesela bu huyu illadan sonra getiremez.
Ha, şey zaruretinde gelebiliyor mu? Evet, geliyor. Bazen yani zaruretten ihtiyar değil de fi darureti, darurette bazen illadan sonra müttesil damirin geldiği olur. O bizim bu tanımına zarar vermez. Niye? Çünkü biz dedik ki fil ihtiyari, ihtiyarda dedik. Yani serbest olduğumuz durumlarda, zorunlu olmadığımız durumlarda illadan sonra o müttesil damirin gelmesi sahih değildir, uygun değildir. وَاَمَّا الْمُنْفَصِلُ مُنْفَصِلُ nedir? Bu müttesilin tersi. فَوَا مَا يُبْتَدَعُ بِي الْكَلَامُ مُنْفَصِلُ damir ise tam tersi, müttesilin tam tersi. Kelam onunla başlanılıyor. Bir de وَيَصِحُ وُقُعُهُ بَعْدَ اِلَّا bir de illadan sonra gelmesi de sahihtir fil ihtiyar. İhtiyarda yani zaruretin olmadığı yerlerde illadan sonra gelmesi uygundur. Gelebilir. Velil muttasili isna aşere lafzı. Muttasıl damirin 12 tane lafzı vardır. Nedir bunlar? El evvelu birincisi el ya'u ya'dır. Ve bu ya nerede kullanılır? Lil mütekellimil vahidi. Müfred mütekellim için kullanılır. Vahid yani tek başına olan mütekellim için kullanılır. Ve yecibu en yufsale beyne ve beynel fi'li bi nunin. Yalnız bu ya ile arkadaşlar, bu ya ile fi'il arasında bir fasıla olması vaciptir. Ve yecibu vaciptir en yufsale ayrılması. Beyneha ve beynel fi'li, bu ya bir de fi'ilin arasının ayrılması vaciptir. Ne ile? Binunin, bir nun ile, bir nun ile ayrılması vaciptir. Buraya bakalım hemen. Eta'ani, eta'ani, bu aradığımız damirimiz ya'dır. Damirimiz ya'dır. Nefse mütekellim yasıdır. İşte buradaki nun arkadaşlar, işte bahsettiğimiz nundur. Ki bu nuna ne diyoruz? Tusemma, bu nun isimlenir. Nunul vikayeti, nuni vikaye diye isimlenir. Nahvu, Etta'ani Muhammed'in. İşte burada Etta'ani Muhammed'in de olduğu gibi nun gelmiş. Bu nun-i vikayedir. Damirimiz bu ya'dır. Damirimiz ya'dır. Muhammed ise etta'a fiilinin failidir. Ve yuti'uni Bekr'ün. İşte burada bu madidir. Bu mudarisidir. Yuti'uni yine nefse mütekellem yası damirdir. Nun, nun-i vikayedir. Araya girmiş. Fiille bu yanın arasına girmiş. Bekr yuti'uni Bekr'ün. Bekir bana itaat ediyor. Yani işte burada yağımız nedir arkadaşlar? Nefs-i mütekellim damiri, bir de mansub müttesil damiridir. Mef'ulu bihtir. Aynısı burada da var. Ve atti'ni ya Bekru. Ey Bekir bana itaat et. Etti'ni fiilenin faali nedir arkadaşlar? İçinde vacibi istitar olan bir entedir. Ya nedir? Nefs-i mütekellim yası mef'ulu bihtir. Nun, nuni vikaye. İşte bununla nuni vikaye diyoruz arkadaşlar. Ya Bekru ise münadadır. Münada konusu gelecek arkadaşlar. Ve sani ikinci damirimiz nadır. Ve velil mütekellimi el muazzimi nefsehu. Kendini yani yücelten mütekellim içindir. Yani mütekellim bir kişidir. Ama kendini büyük göstermek için nayı kullanıyor. Nayı kullanıyor. Ev ma'av gayru veyahut gerçekten de kendisiyle beraber başkaları var. Ondan dolayı biz diyor. Bu iki şekilde bu na kelimesi kullanılıyor arkadaşlar. Yani biz kelimesi iki yönde kullanımı var. Bir, yani mütekellimle beraber başkası varsa ki orada biz kullanılır, na kullanılır. Veyahut mütekellim tektir ama mütekellim kendini tazim etmek için na kullanılır. Bu da oluyor. İkisi de kullanılıyor. Nahvu eta'ana ebna'una. Ebna'una çocuklarımız ne yapıyor? Eta'a itaat ediyor. Kime? Na bize. Bize itaat ediyorlar. İşte buradaki na arkadaşlar bizim mensub, muttasıl damirimiz. Ve salisi üçüncüsü el kaful meftuhatu fethali olan kaf ve heye lil muhatabil müfredi müzekkeri müfred müzekker muhatab içindir. Nahvu eta'ake ibnuke oğlun sana itaat etti. İşte buradaki kaf nedir? Bizim mef'ulü bihimizdir. Mansub, muttasıl damirimizdir.
mansub, muttasıl, zamir. Bunlar arkadaşlar çalışıyorsunuz. Ezberlemeniz lazım. Bunları bu şekilde öğrenmeniz lazım. Ve rabi'u dörtüncüsü el kaful meksuretu kesreli olan kaftır ve ye lil muhatabetil müfredetil müenneseti. Müennes müfred muhatabe içindir. Yani müenneslerin şey işte nehu atta'aki ibnuki atta'aki ibnuki. İşte buradaki kaf mef'ulu bihimizdir. Fa'il ibnudur. Kaf mef'ulu bihimiz nasıl bir şeydir? Damirdir. Muttasıl, mansup damirimizdir. Ve'l-hamisu evet, bunları bitirseydik iyiydi arkadaşlar. Evet. Ve'l-hamisu el-kafu'l muttasilu biha el-mimu ve'l-elifu kendisiyle elif ve mimin bitiştiği kaf. El-kaf, kaftır. El-muttasilu bitişmiş. Biha onunla. El-mimu mim ve'l-elifu bir de elif. Ve'ye bu nerede kullanılır? Lil-musennel muhattabi mutlaqan. Mutlak muhatabenin tesniye. Tesniye yani iki kişi demek. Muhatabların, muhatabın kimse karşıdaki onların tesniyesi içindir. Peki hangi tesniye? Müzekker mi, müennes mi? Mutlak. Mutlak yani her ikisi için kullanılır arkadaşlar. Hem müzekker hem müennes. Nahu. Etta'akuma. Etta'akuma. Mesela buradaki kuma işte arkadaşlar. Bizim damirimizdir, mef'ulü bihtir. Mansub, muttasıl damirdir. Muhatapların tesniyesi. Ha müzeker, ha müennes. Her ikisi için de kullanılır. Onun için mutlakan söyledi. Ve sadisu altıncısı. El kaful muttasilu biha el mimu vahda. Sadece kendisine mimin bitiştiği kaf. Ve ye bu kimin içindir? Li cemaati zukuril muhatabine. Yani muhatapların müzekker cem'i içindir. Müzekker cem'i içindir. Demek ki müennesler için değil. Sadece müzekkerlerin cem'i içindir. Nahvu ata'akum. İşte bu damir arkadaşlar. Kum damiri. Bunu görürseniz arkadaşlar bu mef'ulu bih'tir burada. Mansub muttasıl damirdir. Kimin için kullanılır? Muhattab müzekkerlerin cem'i için kullanılır. Ve sabi'u yedincisi el kafil muttasilu biha nunul müşeddedetu. Kendisine nun-i müşedde, şeddeli bir nunun bitiştiği kaftır. Evet. Ve hiye li cemaatil inasil muhatabati, yani muhatab müenneslerin cemaati içindir. Demek ki o müennesler içindir. Bu da nahvu. Eta'a künne, işte buradaki künne damirimiz budur arkadaşlar. Ve saminu elha'ul mazmumetu, demmeli olan ha'dır. Ve hiye bu kimin için kullanılır? Lil gâibil müfredil müzekkeri. Müfred, müzekker, gâib için kullanılır arkadaşlar. Müfred, müzekker, gâib için. Nahvu etâ'ahû. Etâ'ahû. Bu işte damirimiz budur arkadaşlar. Mansub, muttasıl damirimiz. Ve tâs'u elhâul muttasilu biha el-elifu. Yani kendisine elifin bitiştiği bir hâdır. Elhâul muttasilu biha el-elifu. Kendisine elifin bitiştiği bir hâ. Ve hiye bu kimin içindir? Lil gâibetil müfredetil müenneseti. Müennes müfred gaibe için kullanılır. Nahvu etâ'ehâ. İşte burada yani müfred gaib bir müennesin olduğunu ifade ediyor. Vel âşiru onuncusu el hâulu muttasilu biha el mîmu vel elifu. Kendisine elif ve mîmin bitiştiği hâdır. Ve hiye bu kimin içindir? Lil musennel gaibi mutlaken. Gaiplerin tesniyesi içindir. Gaiplerin tesniyesi. Peki hangisi gaiplerin tesniyesi? Müzekkerlerin kimi? Yoksa müennesin kimi? Mutlakan, mutlak olarak her ikisi için de aynı sigak kullanılır arkadaşlar. Nahvu etâ'ehuma. İşte buradaki huma damiri her ikisi için hem müzekker hem müennes için kullanılıyor. Vel hâdi aşer 11. El hâul muttasilu biha el mîmu vahda. Sadece kendisine mîmin bitiştiği ha. Ve ye li cemaati zükûril gâibine. Gâiplerin, müzekkerlerinin cem'i içindir. Nahvu ata'ahum, ata'ahum. Buradaki hum damiri işte bunun içindir. Ve sani aşer 12. El-ha'ul muttasilu biha nunul müşeddedetu. Yani şeddeli nunun kendisine bitiştiği ha. Şeddeli nun. Ve hiye ki hemen takvim ediyoruz bu müennesle içindir. Ve hiye li cemaatil inasil gâibati. Gâib müenneslerin cem'i içindir. Nahvu ata'ahunne. Ata'ahunne. Bu damirimiz budur arkadaşlar.
Velil munfasili isna aşere lafzen eyden. Munfasil damir içinde yine 12 lafız vardır. Ve iyye, iyye, tabi biz damiri iyye kabul ediyoruz. İyye ama hangi iyye? Murdefeten bilyayı kendisinden sonra ya gelen. Kendisinden yani iyye ki murdefeten takip ediliyor. Murdefet akabinde gelmek demektir. Öyle bir ya ki murdefeten peşinden geliyor, takip ediliyor. Bilyayı ya ile. Kendisini ya ile takip ediliyor. Kendisinden sonra ya geliyor. Bu ya da lil mütekellimi vahde. Mütekellim vahde için olan ya kendisinden sonra gelen iya. Yani iya, ya'yı ekle. Ya iya ye. İya ye. Ev na ya da kendisinden sonra na geliyor. İya na. İya na. Na kimin içindir? Lil muazzimi nefsehu. Kendi nefsini ta'zim eden mütekellim içindir. Ev ma'ahu ma'a gayri ya da kendisiyle beraber başkası vardır. Ev bil kafi ya da bu iyadan sonra kaf gelir. Meftuhatten fethali bir kaf gelir. İyya kaf, fethali bir kaf bitiştirelim. İyya ke. İyya ke olur. Bu kimin için olur bu kaf? Lil muhatabil müfredil müzekkeri. Müfred müzekker muhatabe için olur. Ev bil kafil meksureti ya da bu iyadan sonra iyadan sonra ne gelir? Kesreli bir kaf gelir. Kesreli bir kaf hemen biliyoruz. İyya iyaya ne yapıyoruz? Kesreli bir kaf bitiştiriyoruz. İyya ki. İyya ki. Kimin için oldu arkadaşlar? Tabii ki lil muhattabetil müfredetil müenneseti. Müfred müennes muhattabe için oldu. Ve la yehfe aleyke ma'rifetul baki. Geri kalanları artık sen çıkarabilirsin. Yani bu verdiğimiz şeylerle yetiniyoruz. Niye? Çünkü bu damirler konusu geçmişti. Artık bunların örneklerini sen çıkarabilirsin geri kalanları. Vassahiyu ki hemen çıkarırsak ki metninde geçmişti arkadaşlar. Yani İyyâki, İyyâkuma, İyyâkunne menesleri. İyyâhu, İyyâhuma, İyyâhun, İyyâhum, İyyâhunne gibi bu şekilde devamı gelir. وَالصَّحِيْهُ sahih olan اَنَّ الضَّم۪يرَ هُوَ اِيَّ yani sahih olan görüş. Yani bu konuda demek ki ihtilaf var arkadaşlar. Yani اِيَّاكَ mesela اِيَّاكَ gibi hangisi damirdir? Yani ikisi beraber mi damirdir yoksa اِيَّ damirdir? Gerisi harf midir? Bakalım. Sahih olan görüşe göre اِيَّ damirdir وَاَنَّ مَا بَعْدُ kendisinden sonra gelenler o ye'dir, na'dır, kaftır yani ki'dir, küm'dür, kuma'dır neyse. Onlar ise levahiku, onlar ise eklerdir. Eklerdir. Tedullu ala tekellumi evil hitabi evil gaybeti. Tekellüme, konuşmaya, hitaba ya da gaybete delalet eden eklerdir. Tekulu dersin iyyâye etâet telamizu. Yani öğrenciler bana, sadece bana itaat ettiler. İşte buradaki iyyâye nedir? Bizim munfasil, mansub damirimizdir. Mef'ulu bih'tir. Öne geçmiş. Fiillerin önüne geçmiş. Mef'ulu billah arkadaşlar fiillerin önüne geçebiliriz. Sorun yoktur. Et-telamizu ise faildir. Ve ma eta'a et-telamizu illa iyaya. İşte burada gördüğünüz gibi mesela bu damiri başta getirmesinin sebebi de yani kelamın başında gelebildiğini ifade etmek içindir. Hani biz dedik ki yani müttesil damir başta gelemez ama munfasıl damir ise başta gelebilir. Bir de illadan sonra gelebilir ihtiyarda. Şimdi burada da ve ta'at telamiz illa iyaya. Mesela burada öğrenciler itaat etmedi ancak bana. İyaya kelimesi işte illadan sonra geldi. Eta'a fiyelenin mef'ulu bihisidir. Munfasıl mansub damirimiz. Ve minu kavlu ta'ala şu ayette buna örnektir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İşte buradaki iyyâke bizim na'budu fiilimizin mef'ulu bihisidir. Öne geçmiş munfasıl mansub damirdir. İyyâke de öyledir. Ve kavlu subhanehu emere ellâ ta'budu illa iyyâhu. Mesela burada da illadan sonra gelmiş. Emere emretti ellâ ta'budu yani ibadet etmeyin illa iyyâhu ancak ona ibadet edin diye emretti. İşte buradaki yahu ta'budu fiilenin mef'ulu bihisidir. Mansub, munfasıl damir gelmiş. Ondan sonra iladan sonra gelmiş. İhtiyari halde bu da zaten gelebiliyor. Evet arkadaşlar bu mef'ulu bih konusu burada bitti. Elhamdülillah.